Çalışmalarıma olumsuz yönde pek bir etkisi olduğunu söyleyemem. Her sporcu arkadaşım gibi ben de çalışmalarımı evimde sürdürüyorum. Evde yapabileceğim egzersizlerle, kuvvet antrenmanlarıyla çalışmalarıma devam ediyorum. Sporcuların performansını ciddi manada etkilemedi. Çünkü uluslararası organizasyonların da iptal olmasıyla birlikte yakın zamanda hazırlanacağımız bir maç yok. O yüzden bu süreyi, bir aylık, iki aylık süreyi ölü sezon olarak değerlendirip evde yapabileceğimiz egzersizlerle, kuvvet antrenmanlarla performansımızı koruyacağımızı düşünüyorum. Eski performansımızla da süreci atlattıktan sonra en yakın zamanda kavuşacağımızı. Yarışmalarda en çok madalya kazandırmış bir arkadaşımızdır. 2016 olimpiyatlarında ülkemize 8 madalyanın 5 tanesi güreş branşından gelmiştir. Tek şampiyonlukta 125 kilogramda Taha Akbil'den gelmiştir. Bu da atasporumuz güreşin ülkemiz için ne kadar önemli bir branş olduğunun göstergesidir. Şimdi hedefimiz Tokyo olimpiyatlarında 2016 yılındaki kazanılan madalya sayısından daha çok madalya kazanmak. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve inşallah bunu da başaracağız. Birçok uluslararası organizasyonda madalyalar kazandım. Tabii ki hedeflerim de eksik madalyalarımı tamamlamak diyebilirim. Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu ve olimpiyat madalya eksik madalya kategorisinde inşallah bunları da tamamlamak. Nerede kal, hareketsiz kal.